Dostlar merhaba. Sizlere Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Devleti'ne ya da şöyle söyleyeyim, Türk Devlet aklına hizmet ettiğini ve bununla alakalı bir video yapacağıma dair söz vermiştim. Ve nihayet bu sözümü bugün itibariyle yerine getiriyorum. Elimden geldiği kadar özet olarak anlatmaya çalıştım. Ama yine de iki video serisi şeklinde oldu. İlk bölümünü birazdan izleyeceğiniz video oluştururken, diğerini ise yarın itibariyle sizlere sunacağım. Size önce Kılıçdaroğlu'na gelmeden var olan durumdan bahsetmem gerekiyordu ki Kılıçdaroğlu'nu daha iyi anlatabileyim. Şuna emin olun, böyle bir videoyu ilk kez göreceksiniz. Unutmayın dostlarım, hiçbir şey apaçık ortada göründüğü kadar yanıltıcı değildir. Kılıçdaroğlu'nu birçok insan hain olarak düşünürken, kendisi Türk Devleti'nin muazzam operasyonuna bilerek veya bilmeyerek hizmet etmiş bir insandır. Türk Devleti herkeste istediği gibi oynuyor, istediği gibi yönlendiriyor. Mükemmel iki video sizleri beklemekte. Hazırsanız başlayalım. Tarihler 1999 yılını gösterir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir seminer düzenlenir ve o seminerdeki hem askeri hem de sivil stratejistler güç dengesinin batıdan çıktığı Türkiye'nin tarihsel coğrafyasına, yani Osmanlı'daki coğrafyamıza bir an önce dönmesi gerektiğini anlatırlar. Yine aynı seminerde Asya'nın da yükselmeye başladığı ve Türkiye'nin Asya ülkeleriyle de ilişkilerini derinleştirmesi gerektiği tavsiye edilir. Aslında bu seminer Türk Devleti'nin yapacak ilanıdır. Konuşanların bir bölümü asker olsa da konuşturan Türk Devleti'dir. Çünkü Deniz Kuvvetleri bilerek seçilmiştir. O toplantıda bir konu daha anlatılır ki o da Türkiye'nin acilen savunma sanayinde milli ve yerli üretimi sağlaması ve insansız orduya geçiş çalışmalarının başlatılmasıdır. Öngörünün büyüklüğüne bakın dostlar. 25 yıl öncesinden Türk Devleti insansız orduya geçileceğini ilan etmektedir. Ancak aşmamız gereken çok büyük bir sorun vardır. Osmanlı'dan itibaren tam 250 yıldır Türk Devleti içimizdeki kriptoların kıskacı altındadır. Bu kriptolar adları soyadları bizden olan ama özünde bu millete ait olmayan unsurlardır. Osmanlı'yı parçalayan, Mustafa Kemal'i öldüren, Adnan Menderes'i idam eden, her 10 yılda bir darbe yapan, Necmettin Erbakan'ı indiren, Muhsin Yazıcıoğlu'nu şehit eden, binlerce gencimizi sağ sol çatışmalarında birbirine kırdıran, Mustafa Kemal döneminde başlatılan savunma sanayi yatırımlarını durduran, devrim otomobilini yok eden, Özal'ı zehirleyerek öldüren, kısacası bizden görünüp bize düşman olan bir yapı vardır ve bunların devletin her kademesinden temizlenmesi gerekir. Bugünkü CHP ile Mustafa Kemal'in CHP'si bir değildir. Bugünkü CHP bu ülkenin başına gelmiş en büyük bela olan İsmet İnönü CHP'sidir. Atatürkçüyüm deyip de İnönü'yü savunanın cahilliğine şaşarım. Tarihi okuduğunuzda göreceksiniz ki Mustafa Kemal daha sağlığında 4 kere benden sonra İnönü'yü öldürün yoksa devletin başına büyük bela olacaktır demiştir. Tam 4 kere çeşitli vesileyle İnönü'nün öldürülmesini söylemiştir. Yine Mustafa Kemal yaşadığı sürede bu adamı görevden almaya çalışmış ancak bir türlü başaramamıştır. Bu adam içimizdeki kriptolardandır ve Mustafa Kemal yavaş yavaş zehirlenip öldürüldüğü gün, yani 10 Kasım öncesinde bu adam Büyükada'ya gitmiş, orada beklemiş ve ertesi günü Ankara'ya gelerek devletin başına geçmiştir. Atatürkçü yazar Hulki Cevizoğlu'nun ilk kez açıkladığı belgeye göre de İnönü haini Mustafa Kemal öldükten sonra naaşını hemen gömdürmeyip 15 yıl müzede eski eşyaların arasında bekletmiştir. Öyle bir nefret vardır bu adamda. Bu adam öyle lanet birisidir ki Müslümanlara yaptığı işkenceleri anlatmadım bile. Bu adamın devlete millete verdiği zararı anlatmaya saatler yetmez. İnönü ile birlikte CHP tamamen farklı bir kimliğe bürünür. İçimizdeki kriptoların merkezi haline gelir. Karşımızda Atatürk dönemini saymayın. 86 yıllık bir yapı vardır ve bu yapı görünürde iktidar değildir. Ancak bürokratlar aracılığıyla devletin asıl yöneticisi konumundadır. Devletin hedeflerine ulaşması için bu İsmetis yapıdan
Türkiye'nin acilen kurtulması gerekir. Devlet Bahçeli'nin Türk derin devletine büyük hizmetlerinin başlayacağı günler artık gelmiştir. Bülent Ecevit ve karısı Rahşan ya da gerçek adıyla Rakel Ecevit de kriptodur. Tıpkı Süleyman Demirel gibi. Ayrıca Ecevit Kıbrıs Fatihi falan da değildir. Kıbrıs'ı almamızı Erbakan sağlamıştır. Bunu Kıbrıs'ın ilk cumhurbaşkanı Rauf Denktaş da açıkça söylemiştir. Ecevit İngiltere'de gezerken Erbakan burada başbakan yardımcısı olarak harekatı başlatmış ve Ecevit'i mecbur bırakmıştır. Sonrasında ise Ecevit resmen Erbakan'ın zaferinin üzerine konmuştur. Erbakan Kıbrıs'ın tamamını almak için diretirken Ecevit bunu durdurmuş ve bugünkü Kıbrıs sorununu başımıza açmıştır. 12 adayı ve diğer adaları nasıl ki İnönü Yunanistan'a verip başımıza bela ettiyse Ecevit de Kıbrıs harbini yarım bırakarak başımıza bela etmiştir. Size dehşete düşeceğiniz bir bilgiyi daha vereyim. Terörist Gülen özünde kriptodur. Bakmayın kütüğünün Erzurum'da olduğuna. Bunun soyu ne Türk ne de Kürttür. Bu adam Müslüman da değildir. Özünde bu adam hainin tekidir ve kriptodur. Soyadı kanunuyla ailesi kendisini gizlemiştir. FETÖ belasını başımıza ilk açan yani Fethullah Gülen belasını başımıza ilk açan İsmet İnönü'nün sekreteri Mason Kasım Gülek'tir. Gülen'i Amerikan istihbaratı ile ilk tanıştıran ve CIA tarafından bu hainin yetiştirilmesini ilk sağlayan da Kasım Gülek'tir. Ecevit'e başbakanlık yolunu açan da bu adamdır. Ecevit başbakan olduktan sonra da FETÖ'nün devlet içine sızmasının yolunu açmıştır. Görüyor musunuz ilişkiler ağını dostlarım? Tarih okumayanlar buna tepki verecektir. Ancak gerçek budur. Anlatacak çok şey var. Ancak konumuzdan sapmamak için biz devam edelim. Devlet Bahçeli MHP'nin başında görevini beklerken rahmetli Erbakan da Türk devlet aklına uygun olarak Erdoğan'ı siyasete, daha doğrusu devletin başına hazırlamakla meşguldür. Erdoğan İstanbul Belediye Başkanlığı sırasında iyice Türkiye'nin gündemine gelmeye başlamıştır ve geleceğin lideri olduğu da ayan beyan ortaya çıkmıştır. CHP geçmişte de bugün de kriptoların toplanma merkezidir, görünen yüzüdür. Her durumda Türkiye'nin gelişmesini engellemek için çalışmış ve ne yazık ki bu parti bunu da başarmıştır. Erdoğan'ın yükselişi kriptolar için tehlikeli hal almaya başlamış ve hemen harekete geçmişlerdi. Bu İsmet'iz kriptolar yargı üzerinden harekete geçmiş, Erdoğan'ı haksız yere sırf okuduğu bir şiiri bahane ederek hapse atmışlardı. O dönem Hürriyet gazetesi bu kripto yapının kontrolündeydi ve Erdoğan'ın daha fazla yükselmeden bitmesi için her türlü melaneti yapmaya başlamış, muhtar bile olamaz başlıklarını atmıştı. İşte böyle bir durumda sıra Bahçeli'deydi. Ülke hükümetsiz kalamazdı ve Ecevit ve Mesut Yılmaz'la birlikte 28 Mayıs 1999 yılında 57. hükümet olan Anasol M hükümetini kurar. İsmet İz yapı Erdoğan'ı ne kadar hapse atsa da Türk devleti Erdoğan'ı 24 Temmuz 1999 yılında hapisten çıkarır ve Erdoğan partileşme çalışmalarına başlar. Erdoğan'ın süreci tamamlaması beklenir ve 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurar. Ecevit hükümeti ise memleketi uçurumun kenarına getirir. Aslında düzgün bile yönetse Bahçeli mutlaka o hükümeti yıkardı. Çünkü devletin menfaatleri bunu gerektirmekteydi. İzlemeye devam edin dostlarım. Bakın daha neler neler göreceksiniz. Beklenen olur ve Erdoğan partiyi kurar ve Bahçeli 2002 yılında ortaklıktan ayrılarak hükümeti yıkar. Böylece Erdoğan için kapı aralanır ve Erdoğan 2002 yılında tek başına iktidara gelir. Ancak kendine Kemalist diyen bu İsmetistler Erdoğan'a engel çıkarmaya devam eder. Bu sefer de Erdoğan'ı savunmak için devreye Deniz Baykal girer. O da mecliste Erdoğan'ın lehine oy kullanır. Siyasi yasağı kalkar ve Erdoğan Türk devletinin kararı gereği iktidara gelir. Zaman içinde Baykal kaset kumpasıyla, daha doğrusu FETÖ'nün kaset kumpasıyla görevden uzaklaştırılır ve yerine Kılıçdaroğlu getirilir. Getirilir tabirini bilerek kullandım. Çünkü emekli diplomat ve CHP'li siyasetçi Onur Öymen aynen bu şekilde konuşmuştur. Türk devletinin sağ kesimdeki planı tıkır tıkır işlemektedir. Sıra sol cenaha gelmiştir. Yani CHP'ye. Artık Kılıçdaroğlu'nun dönemi başlayacaktı. Devamı İkinci videoda.